hiçbir zaman eksilmedin. Getirdim aşk için dostluk. Radyolog ne yapar? Radyologun aslında kanserde birçok, yani kanser görüntülemesinde birçok görevi var. Bu tanıdan başlıyor, işte takibe kadar. Hatta hiç kanser olmamış insanların kanser olma taramaları dediğimiz, işte bu meme kanseri olur, son dönemlerde kabul edilen akciğer kanseri olur. Onların taramalarının görüntülerini değerlendiriyoruz öncelikle. Eskiden filmden değerlendirdik, şimdi işte bu son yıllarda bilgisayar üzerinden bu kayıtları değerlendirebiliyoruz. Biraz daha işimiz kolaylaştı. Eskiden hastalardan filmlerini istiyorduk ya da biz filmlere bakmak zorunda kalıyorduk. Hı hı. Ama şimdi biraz daha kolay işimiz diyebilirim. Bu tanısal ve diagnostik radyoyuz diyoruz buna. Yani sadece filmleri yorumlamak ve onları raporlamak şeklinde. Bir başka yönü daha var. İşte tanıya giderken bir takım girişimler yapabiliyoruz. Hatta son dönemlerde girişimsel radyoloji ile birlikte tedavinin de bir kısmında bulunabiliyoruz. Ben kişisel olarak daha çok tanısal kısmında kalıyorum. Biyopsiler yapıyoruz. Ama tedavi kısmında pek bulunmuyorum. Ama uzun dönemlerdir işte uluslararası birçok çalışmanın kanser takibini, işte görüntüleme takibini onkologlarımızla beraber yapıyoruz. Burada hastanın daha çok bize yardımcı olması gerekiyor ki en doğru tanıya ulaşabilelim. Çünkü hasta bilgisi şeyden çok daha önemli, gördüğümüz imajlardan çok daha önemli olabiliyor. Hemen de bunları yapmaya çalışıyoruz. Getirdim aşk için.